Heh, şimdi oldu tamam. Opasitiler radarın kullanma. Makineyi açıyoruz. Ekran geldiği zaman hiçbir yere dokunmadan alttaki siyah düğmede 4-5 saniye basılı tutuyoruz. Şu an makine çekimi hazır. Çekim yapacağımız alanda kırmızı düğmeden bir sefer sıfırlama yapıyoruz. Sıfırlama yaptıktan sonra kaça kaç çekeceğimizi belirliyoruz. Burada yer dar olduğu için 4'e 4 çekeceğiz. Yani 4 adım ileri atıyorsak 4 satır da sol tarafımıza doğru atacağız. Her adımda ilk sinyali buraya gönderdik. Bıraktık. Bir adım atıyoruz. İkinci sinyal. Üçüncü sinyal. Dördüncü sinyal. Burada dördüncü sinyalde eğer geriye döneceksek tekrar siyah düğmeye, şu düğmeye ilk büyük sesine kadar basılı tutuyoruz ve 30 santim sola kayıyoruz. Bir, 2, 3, 4. sinyal. Burada da yine sıfırlamamızı yaptık. 3. satırı çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Her satırın bitişinden mutlaka sıfırlamamızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Çekim bittikten sonra siyah düğmede basılı tutuyoruz. İkinci bitte bırakıyoruz. Evet, şu anda kayda geçti. Bu görüntüyü direkt bilgisayarımıza aktarabiliriz. Bilgisayarımız açıldıktan sonra şunu açıyoruz. Kendi programını. Makinamız COM4'ten bağlanır. COM3'ten bağlayalım. Burada bağlandığını söylüyor zaten. Buna tamam diyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Makineye görüntüyü al diyoruz şuradan. Şu anda görüntümüzü aldı. Bakın çektiğimiz 1, 2, 3 ve metalimizi algıladı. Izgaraya atabilirsiniz. Izgarayı açtığınız zaman bu hali, ızgarayı kapatabilirsiniz, sıfırla diyebilirsin. Filtreler, buradan ayarlarını yapabilirsin, grafiğe çevirebilirsin, grafik ayarlarını yapabilirsin. Dosyayı kaydedebilirsin. Buradan dosyayı tekrar yeniden açabilirsin. Bu kadar. Bakın, demir kısmını mükemmel bir şekilde makine ekranı aldı.
3D'ye çevirebiliriz bunu. Boyutlarına bakabiliriz. Bu kadar kullanımı. Tamamdır. Nasıl kapatıyorsun? Aynı yere bas.